Geldik klasik döneme. Ne zaman tam olarak? 1750. Bahan öldü sene. Çok doğru. 1827. 1827'de ne oluyor? Beethoven'ın öldüğü tarih 1827. Yalnız bak bu dönemleri konuşurken bu kadar keskin tarihler vermemiz çok da doğru olmayabilir. Çünkü nihayetinde 1750 yılında böyle bıçak gibi barok bitti de klasik dönem başladı diye bir durum söz konusu değil. Bunu bilmek lazım. Çünkü tüm bu dönemler aslında birbirinin içerisinde eriyor. Klasik dönemin en karakteristik özelliği ne? Sadelik, duruluk. Öyle bir dönemden geliyoruz ki her şeyin süslü ve abartılı olduğu bir dönem. Barok. Barok dönem. O zaman baroğu tepki olarak doğuyor biraz. Çok doğru. Klasik dönem baroğu tepki olarak doğuyor. Daha sade. Sadeliğin içerisinde güç aranıyor. Klasik ne demek? Hiçbir zaman değerini kaybetmeyen, modası geçmeyen demek klasik. Sen o zaman klasik bir adamsın. Teşekkür ederim. Peki, ne oluyor klasik dönemde? Klasik dönemde müzik saraydan ve aristokrasi sınıfından ve kiliseden bağımsızlaşıp halka yayılmaya başlıyor. Melodi ön plana çıkmaya başlıyor. Melodi dönemidir mesela klasik dönem. Daha o zaman senfoniler çok ön plana çıkıyor. Burada. Senfoni formu çok ön plana çıkıyor. Hatta senfoni formunun babası Joseph Haydn. Hatırlıyor musun? 104 tane senfonisi olduğundan bahsetmiştik. Haydn, evet. Joseph Haydn. Çok önemli bir beste Joseph Haydn. 104 tane senfonisi var. Doğru. Ve aynı zamanda Haydn'ın bir özelliği de Mozart'ın ve Beethoven'ın hocası olması. Mozart ve Beethoven da bu dönemin çok önemli bestecileri. Çok büyük besteciler. Her dönemin önemli bestecileri aslında. Çok doğru. Klasik dönemde yaşayan 3 önemli besteciden bu şekilde bahsedebiliyoruz. Bak Mozart dahi çocuk mesela. 35 yıllık bir hayat içerisine sığdırdığı 626 tane eser var. Hayatının ilk 25 yılını Salzburg'da geçiriyor. Sonra son 10 yılını Viyana'da geçiriyor. Viyana'da saray müzisyeni olmak istiyor ve fakat maalesef İtalyan müziğinin baskın olması onun kariyerini engelliyor. Beethoven çok enteresan bir adam. Beethoven bir devrimci, Beethoven bir dahi. Daha ilk senfonisiyle senfoninin tüm kalıplarını hatta ilk akorla kıran bir besteci. 9 tane senfonisi var. 9. senfonisinin içerisinde koro var. Ki o döneme kadar rastlanmamış bir şey. Bu 9 senfonisi Haydn'ın ve Mozart'ın takip ettiği klasik senfonileri geliştiren form olarak senfoniler. Çok önemli senfoniler. Beethoven'ın sağır olduğu doğru mu? Duyma problemi yaşadığı ve hayatının son dönemine doğru çok ağır duyma problemlerinin olduğunu biliyoruz. O halde beste yapmış mı peki? Yapmış tabii. Hatta sesleri daha iyi duyabilsin diye ona özel bir takım bakırdan enstrümanlar yapmışlar. Aynı zamanda piyanonun üzerine bir takım tahtalar koymuşlar. Titreşimleri algılasın, beste yapabilsin diye. Şimdi insanlar bir beste yapıyor. Bunu dinleyebiliyor. Bilgisayara giriyor. Her enstrümanı çaldırabiliyor. Bu insanlar nasıl bestelerini dinlediler o dönem? Bir kere bu besteciler kendi üç dünyalarında yazdıkları notaları duyabiliyorlar. Bu bir. İkincisi mesela Beethoven senfonilerini yazıp dinlemek istediğinde küçük bir kuartet çağırırmış evine ve onlara notalarını verir, çaldırırmış. Ardından da düzeltmek istediği şeyler varsa düzeltirmiş. Mesela Beethoven 5. senfonisinin 2. bölümünün temasını 17 defa yeniden bestelemiş. Mesela Mozart'la ilgili enteresan bir şey söyleyeyim sana. Mozart'ın notalarının üzerinde silgi izine neredeyse hiç rastlanmaz. Yani mesela çok merak ediyorum. Senfoni yazıyor ama sadece piyano yok orada. Bir sürü enstrümanın notasını yazıyor. Önemli değil. Kendi üç dünyasında duyar besteci. Klasik dönem diyoruz, barok dönem diyoruz. O zamanın eğlencesi aslında bu müzikler. Tabii ki Mozart o dönemin Michael Jackson'ı. Yani en önemli figürlerinden bir tanesi Viyana'nın. Aynı zamanda yazdığı melodiler dillere pelesenk olmuş, insanlar sokaklarda söylemişler. Saray kabul etmiş bestelerini. Çok çok önemli insanlar. Bu müzikleri dinleyip eğlenmiş insanlar. Ya şimdi hayal edemiyorum atıyorum. Mozart'ın bir senfonisi çalıyor, insanlar eğleniyor. Bugünkü eğlence anlayışıyla o zamanki eğlence anlayışı da bir değil demek. Yani aslına bakarsan eğlence dediğimiz şey sadece hoplamak, zıplamak değil. Bir sanat eserinin sende uyandırdığı düşünce çoğu zaman eğlence olabilir. Ya da o sanat eserinin sende yarattıkları, belki de seni dinginleştirmesi bile eğlencedir. Şunu da biliyorum. Haydn'ın da, Mozart'ın da, Beethoven'ın da operaları var. Beethoven'ın bir tane operası var. Beethoven'ın bir tane operası var, evet. Mozart'ın kaç tane operası var? 27 tane operası var Mozart'ın. Caner Bey'in de bahsettiği gibi hatırlar mısın? Lorenzo da Ponte ile beraber yaptıkları eserler var mesela. Così fan tutte, Figaro'nun düğünü, Don Giovanni. Bunlar hep aynı librettistle çalıştıkları eserler. Besteciler aynı zamanda orkestra şefi mi? Orkestra şefliği bizim anladığımız anlamda, bugünkü meslek anlamında orkestra şefliği aslında romantik dönemin bir ürünü. Çünkü bu dönemde daha orkestralar romantik dönemdeki kadar büyük değiller. Ayrıca yapılan kompozisyonlar da romantik dönemdeki kadar
kompleks değil. Bu üç besteci de kendi eserlerini yönetmiş defalarca. Fakat bizim anladığımız anlamda orkestra şefliği için daha bir 20-30 sene ihtiyacımız var. Bu büyük besteciler aslında her gün hayatımıza dokunurlar. Yarattıkları melodileri her gün duyarız aslında. Mesela Mozart'ın 40 numaralı senfonisi. Ya da Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümü. Kardeş olun ey insanlar, bunu ister Tanrımız. Ben konserde bunu söyleyeyim. Çok güzel olmaz mı? Komple bir koral bölümü. Evet. Vallahi. İlk defa bizde bir yenilik yapmış oluruz. Vallahi süper olur bence. Kardeş olun ey insanlar, bunu ister Tanrımız. Bu dünyada her şey geçer, yalnız sana dost kalır. Evet, işte bu kadar basit aslında. La 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 la